Al canım. Evet, başlayalım mı Azal? Başlayabiliriz hocam. Başlayalım peki. Değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezimizin bu sene özel olarak düzenlediği Enerji Forumu'nun beşincisiyle karşınızdayız. Her zamanki gibi çok değerli konuklarımızla enerji krizini tartışıyoruz. Biliyorsunuz daha önce Almanya'yı tartıştık, Rusya'yı tartıştık, Fransa'yı tartıştık. Bugün de sıra İngiltere'de. Ve hep biliyorsunuz konuklarımızı konuşacağımız konuyla doğrudan alakalı bir arkadaşımızı seçiyoruz. Bu seferki konuğumuz da sevgili doçent doktor Emel Akçalı. Emel hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Efendim Emel de Kadir Has Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde hoca. Kendisini çok kısaca tanıtmam gerekirse 1997'de American University of Paris'te Uluslararası İlişkiler ve Türkiye Dış Politikaları konusunda mezun üniversiteden lisans düzeyinde mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi'ne Türkiye'ye dönüyor ve Galatasaray Üniversitesi'nde master programına başlıyor. Orada da yine Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası konusunda tez yazdıktan sonra tekrar Paris'e gidiyor. Paris'te Paris 4 Sorbonne'da politik coğrafya konusunda 2007 yılında doktorasını alıyor. Daha sonra Avrupa'da, Macaristan'da, Budapeşte'deki Central European University'de 2011-16 arasında hocalık yapıyor. Ardından İngiltere'ye gidiyor ve 6 sene, 2016-22 arası 6-7 sene Swansea Üniversitesi. Kuğu Denizi ne demek bu? Niye Kuğu Denizi demişler buna hemen? Valla kuğular vardı ama hani... Öyle mi? Ha. Deniz kenarında mı burası? Deniz kenarı tabii. Deniz Galler bölgesi. Galler bölgesinde. İngiltere'de Galler. Evet. Deniz kıyısında. Daha sonra Eylül ayında da Türkiye'ye dönüyor ve Kadir Has'ta meslektaşımız olarak birlikte çalışmaya başlıyoruz. Sizin de anlayacağınız gibi Emel'i seçmemizin sebeplerinden bir tanesi enerjiyle ilgili birçok projeye iştirak etmesi. Bir diğeri de uzun süre İngiltere'de hoca olarak görev yapması ve İngiltere'yi çok yakinen tanıması. Emel tekrar hoş geldin. Türkiye'ye de hoş geldin. Teşekkür ederim. Benimle birlikte çalışmaktan son derece memnunuz. Ben de. İnşallah sen de aynı memnuniyete sahip olursun. Evet. Uzun yıllar burada devam ederiz. Şimdi madem İngiltere ile başlıyoruz, bize şöyle bak, İngiltere'yi bir özetler misin? İngiltere nasıl bir ülke? Hepimiz biliyoruz ki iki dönem dünyada hegemonik güç olarak bulunmuş, dünyada liderlik yapmış. Amerika'dan önceki güneşin batmadığı bir imparatorluk kurmuş. Müthiş bir devlet, dünyanın merkezi Londra olmuş uzun yıllar, hala da belki özellikle finans açısından öyle. Amerika'dan önceki dünyanın tanıdığı özellikle deniz gücü itibariyle bir numaralı bir ülkesi olmuş. Oradan ta imparatorluklardan bugüne gelen İngiltere'yi nasıl görüyorsun? Şöyle bir genel bize bir özetler misin İngiltere'yi? Tabii ki hocam. Şimdi İngiltere ile benim bağım biraz da farklı. Çünkü ben yarı Kıbrıslıyım annem üzerinden. Annem İngiliz döneminde doğmuş Kıbrıs'ta. Öyle bir şey var. Hani biz Kıbrıs'ta da büyüdüğüm için ilkokula kadar işte biliyorsunuz birçok şey elektrikten tutun, işte trafikten tutun. Hatta yapılan o council house, belediye evleri denilen yerde onlar Lefkoşa'da vardır. Hem Rum tarafında hem Türk tarafında. Onlardan tutun. Çok hani Türkçe, Kıbrıs Türkçesine girmiş kelimelerden tutun. Hani sorry denir mesela yani hani Kıbrıs Türkçesinde. Evet. Bunlar biraz böyle bir bağımız vardı işte. Orada yediğimiz mesela çikolatalar falan tarzı işte İngiltere'den gelir. Hani Türkiye daha çok Almanya'dan gelir, oraya İngiltere'den gelir. Ancak benim eğitimim daha çok Frankofon kıta Avrupası eğitimi oldu. Fransa, daha sonra işte Macaristan'da yaşadım. İngiltere benim için işte post doktora yaptığım, daha sonra da çalıştığım bir yer olarak
Ben nasıl görüyorum İngiltere'yi? Kıta Avrupa'sından farklı görüyorum. Sanki böyle biraz melez, yani kıta Avrupa'sı ile Amerika arasında gibi, Kuzey Amerika arasında bir ülke gibi. Ne bakımdan? Daha ilerici bir demokrasi anlayışı var. Bazı konulara daha açık, yeniliklere daha açık bir ülke sanki kıta Avrupa'sından. Üniversite akademik sistemi, demin konuşuyorduk, yurt dışı yabancılara en açık, liyakat üzerine. Ve gerçekten ben de hani o şeylerde bulundum, işe alma komitelerinde bulundum. Çok fazla böyle dine, ırka çok fazla bakılmıyor. Hani kim iyiyse o alınabiliyor üniversiteler. Ondan dolayı hani İngiliz üniversitelerinde, Amerikan, Kuzey Amerika üniversitelerinde olduğu gibi daha fazla şey vardır, Bu bir farklılar vardır. imparatorluk olmanın gereği değil mi? Çok uluslu, Herhalde, çok evet. dinli, çok milletli bir toplumu. Yani yok, ondan mı dolayı? Çünkü hani Fransa'nın da öyle bir geçmişi var falan, ama Fransa daha çok hani kendi sömürge olduğu ülkelerdeki insanlara daha açık. Onların girmesi mesela üniversiteler, ama böyle çok şey değildi veya daha katılaşmıştır. İtalya'da, İngiltere'de bir hocanın gölgesinde yükselebilmeniz gerekir. Almanya'da öyledir örneğin, ama İngiltere böyle daha açıktır. Yani daha bu açık, Liberal. daha liberal, daha açıklığı sonuçta işte birçok insanı da oraya çekiyor. Ama bir yandan da hani kıta Avrupa'sına göre bence böyle biraz Almanya acı vatan gibi, hani çok daha renksiz bir ülke yaşamak bakımından. İşte İtalya, özellikle Güney Avrupa'dan geliyorsanız bir sürü insanın da biraz havasından, suyundan biraz şikayetçi olduğu bir ülkedir. Demin konuşuyorduk işte bu özellikle bu enerji krizindeki en büyük sorunlardan bir tanesi de İngiltere. Evlerin kalitesizliği, yani o yalıtımın kötü olması ve evlerin ısıtılamıyor olmasıymış. Ve şu an işte bir takım rakamlara da baktım. Avrupa'daki en kötü şekilde etkilenen ülkeymiş İngiltere bu konuda. Özellikle evlerin kalitesizliği bakımından. Gerçekten de çok kalitesizdir mesela evleri. İşte sürekli küf olur, yağmur yağar, küf olur, çok böyle gürültülüdür, şey değildir falan. O bakımdan böyle yaşam kalitesi belki kıta Avrupa'sından daha düşük, ama fikirler bakımından bir takım ileri demokratik anlayış, mesela çok kültürlülük bakımından, liyakat bakımından, liberallik bakımından, liberal anlayışın böyle çok güzel bir şekilde uygulandığı bir ülke diyebilirim. Hani hiçbir O belki. açıdan Amerika ile bir benzerlik gösteriyor, değil mi? Yani Evet, ya sadece Anglo-Sakson Amerika'da, evet. olmanın da ötesinde. Ötesine zaten liberal düşünce daha çok felsefi olarak da, mesela bir baktığınızda felsefi düşünceye baktığınızda esas kıta Avrupa'sı önemli olan Fransız düşünürleri, Alman düşünürleri, hatta İngiliz Anglo-Sakson akademisine baktığınızda hala Alman düşünürleri Fransız düşünürleri etkiler, değil mi? Onları kullanırız. Hani böyle İngiltere Tabii. felsefe bakımından çok böyle ilerici bir ülke değildir. Felsefe olsun, müzik olsun, bir Almanya, bir Fransa, diğer ülkeler İtalya gibi değildir. Ama liberal düşünce bakımından işte ekonomi olsun, mesela bu çok kültürlülük şeyini de İngiltere'den çıktı, değil mi? Hani Fransa'da hala türban konusu çok böyle tartışılırken çok büyük bir sorunken, yani İngiltere'de her zaman türbanlı polisler vardı örneğin, veya işte Hintsi olsun, şey olsun. Bu tür şeylere çok daha kolay adapte olabilen bir ülke. Yenilikçi düşüncelere diyeyim. Ha, bence Avrupa'nın da kıta Avrupa'sında en aşırı kapitalist ülkesi, yani aynı zamanda neoliberalizmin tabii en fazla görülebildiği ülke. Bu yönden de geçenlerde şey çıkmıştı. O da mesela şimdi bu enerji krizinde neden İngiltere'nin bu kadar fazla etkilendiğinin de bir sebebi. Gelir dağılımının en yüksek, en fazla olduğu ülke, Avrupa ülkesi İngiltere, Britanya'ymış yani. Eskiden bu 5 sene önce çıkmıştı. Gerçekten de böyle biraz bir kas sistemi de var Britanya'da. Gelir Yani böyle dağılımı dengesiz olduğu, yani dengesiz, çok çok dengesiz. Gini indeksin çok olduğu, çok Çok oldu. zenginin En çok kazandığı, aynen. fakirin. Evet, yani biraz böyle Amerika şey, mesela bu diğer Avrupa ülkelerinde bu kadar değil. Daha sosyal devlet diğer Avrupa ülkeleri. Ben Fransa'da öğrencilik yaptım. İşte ne bileyim, bir öğrenci olarak kira yardımı alabiliyordum. Hani Fransız vatandaşı değilim, o zaman AB vatandaşı değildim. Yardım alabiliyorsunuz. Birçok konseri, hani Türkiye'de bile paralı olabilecek konserlerin hepsini bedava izleyebilme şansı. Yani öğrencilere çok daha şey vardı. Sosyal devletti gerçekten. Hala da o tür şeyleri daha güçlü, ama İngiltere böyle bir ülke değil. Her şey parayla. Vahşi kapitalizm mi var Vahşi orada? kapitalist. Evet, o öyle bir şey var. Hem şey açık. Bu da ilginç bir şey. Yani o liyakat işliyor. Yani liyakat daha fazla var. Ama yani aşırı da bir işte rekabet. Yani işte tamamen işte o kapitalizmin bir showcase'i diye şey Gidiyor. adlandırabilirim. Evet. Evet.
Unutmadan söyleyeyim, videoya alıyoruz. KVKK gereği bunu söylemek zorundayız. İsmini, resmini göstermek istemeyenler gerekli tedbirleri alabilirler. Bu videoları daha sonra YouTube'da yayınlıyoruz. Peki Emel'cim, bu biliyorsun bir Ankara anlaşmamız var. Bir sürü Türk, bizim benim de arkadaşlarımdan birçoğu Ankara anlaşması çerçevesinde İngiltere'ye gittiler. Bir böyle bir akım vardı. Şimdi durdurmuşlar gerçi ama Evet. oradaki Türkler nasıl, biraz da ona değinelim. Memnunlar mı gidenler? Zor mu hayat? Orada nasıl bir şey sence bu anlaşma çerçevesine gidenleri? Vallahi şimdi ben yıllar önce ben çok fazla İngiltere'ye geri dönmek istememiştim. Çok böyle süper, çok sevdiğim bir ülke olmamıştı ama tabii iş imkanları açısından daha olanakları olan bir ülke olduğu için yalnız giderken burada İstanbul'da karşı komşum rahmetli oldu geçenlerde böyle eski İstanbul hanımefendisi. Gideyim mi gitmeyeyim mi diye konuşurken asılacaksan İngiliz pil asılacaksın demişti. Evet. Tabii git Öyle demişti yani asılacaksan İngiliz pil asılacaksın. bir deyim var bizde ya. Sevdiğim var. Şimdi Türklerde de genelde böyle bir İngiliz hayranlığı var. Yani hani Evet. İngiltere'ye kapak atmak, İngiltere'de kalmak ama yani onun da mesela dediğim gibi mesela bazı gidip de orada yaşayanların o ev kalitesizliği bakımına yaşadığı yerlerde hayatta Türkiye'de yaşamaz mesela. Bir de böyle orta sınıf, üst orta sınıflar. Ama orada yaşıyorlar mesela. Veya O işte nasıl oluyor? Yani çok da memnun görünüyorlar böyle. yani İngiltere'de yaşamanın gereği. Tabii başka şeyleri var tabii. Daha yeşil bir ortam işte. Tabii ki kurallara Ne da bileyim, hani. mesela ben birkaç kişiyle konuştum. Burada mühendis olacağım ama gideyim orada pizza satayım daha memnunum falan gibi böyle. Niye olabilir o sence acaba? Ya evet o tür şeyleri biliyorum işte şey bilmiyorum şimdi kayda alınıyor için bunu söylesem şey olur mu başıma bela gelir mi ama ya işte içki daha ucuz mesela son zamanlarda tabii çok insanın şey publar mesela yani hani en azından çalışıyor daha hafta sonu gidip pub'da iç istediği kadar içebiliyor. Eğlenebiliyor. Bisikletle eve gidebiliyor. Yeşil işte trafikte yani şuradan hocam Eminönü'nden yani tamam her şeyi ben çok şikayetçi değilim kesinlikle döndüğüm ama hani Eminönü'nden Kadir Has'a kadar biliyorsunuz böyle bir Kerbela gibi yani o yürüyüş şeyi. Her gün diyorum neredeyse şey Orası şehir çok olabilir miyiz karmaşık. yani? Değil mi? Oradan o işe çıkıyor. Yani böyle şeyler yok İngiltere'de. Böyle şeyler Evet. Evet, yani yolları yine açık olsun diyelim, gidenler inşallah tercihlerinde mutlu yani olurlar. herkes ama tabii ki şey yani ama yaşam şey olarak bence bütün Avrupa içerisinde bence en sıkıcı ülke yani o da başka şey. Öyle. Peki bu Brexit'i niye yaptılar sence böyle? Yani Avrupa Birliği içinde gayet güzel gidiyorlardı. Lider ülkelerden bir tanesiydi. Niye ayrıldılar böyle bir avantaj sağladı mı onlara? Bir avantaj sağladı mı? Şimdi bu gençler tabii çok kızdı yani gençler Avrupa Birliği vatandaşı olmayı benimsemiş gençler. Ama İngiltere'nin de çok yaşlı bir nüfusu var. Esasında maalesef öyle bir şey çıkmıştı yani o yaşlı nüfus yani genç nüfusu azalıyor biliyorsunuz az. O yaşlı nüfus artık böyle güzel hayatı yaşamış bir de o yaşlı nüfusun aldığı emeklilik kesinlikle gençlerin olmayacak yani. Biliyorsun şu an İngiltere'de bir sürü üniversitede Tabii. grevler oluyor. Amerika'da da grevler oluyor. İngiltere'de son 10 yıldır hep grevler oluyor. Çünkü inanılmaz düşük olacak şeyler emeklilik maaşları. İnanılmaz düşük yani. Hani ben duyduğumda da çok şaşırmıştım. Hani böyle gerçekten bir profesör olarak mezun olduğunuzda böyle bir 700-800 pound ayda alacaksınız. Hani bunu gelip belki Türkiye'de veya Hindistan'da Yapma harcayabilirsiniz. ya, o kadar düşük mü alıyorlar emekli? O kadar düşük. Onun için işte daha çok gayrimenkulle falan şey yapıyorlar ya insanlar alıyorlar şey. Yani Türkiye'deki biraz bu kadar düşük. Onun için bu kadar grevler var. Zaten şeyde de. Ama tabii bu yaşlı nüfus çok daha iyi yaşadı. Çok güzel yaşadı. Hala da güzel Tabii. yaşıyorlar. Güzel yaşadıkları için bir türlü de diğer dünyaya intikal etmiyorlar. Güzel de yaşıyorlar işte şey olarak da. Onlar zannediyorum Brexit'te daha çok onlara oy vermiş. İşte göçmenler gelmesin, şey olmasın. İkincisi bir de İngiltere'deki bu birinci, ikinci yani şey göçmenler işte Asya ülkelerinden gelenler, Pakistan'dan, Hindistan'dan, daha önceden İngiliz vatandaşlığı almış göçmenler de bu yeni dalgayla özellikle çok kalifiye Romen, Bulgar, Polonyalılar geldi ya hani onlar bizim yani biz zaten zor hani İngiltere'de zaten zor iş buluyoruz, zor şey yapıyoruz. Çünkü biz de yabancıyız ne kadar İngiliz vatandaşı olsak da bu yeni nesille hiç biz rekabet edemeyiz diye onlar da Brexit'e oy vermişler. Yani çıksın bu göçmenler gelmesin. Bir göçmen karşıtlığı üzerinden oldu. İkincisi şeylerin bu muhafazakarların düşündüğü de Avrupa Birliği bizi bu dünya rekabetinde çok engelliyor.
Ama biz bir imparatorluğuz ise biz Commonwealth'imiz var. Bir de şöyle bir şey var Britanya'da. Malta ve Kıbrıs vatandaşları, Commonwealth olan Avrupalılar genel seçimlerde de oy kullanabiliyorlardı. Mesela bir İtalyan, bir Alman kullanamaz. Yerel seçimlerde AB vatandaşı olarak kullanabilir. Ama Commonwealth'e kendi vatandaşı gibi muamele yapıyor mesela Britanya. Enteresan. Bu Nijerya için de söz konusu, Avustralya için de söz konusu, diğer Commonwealth ülkeleri. Onun için hala o Britanya üzerinde ben Commonwealth'ten çıktım ya da imparatorluk karakterinden, yani Avrupa Birliği beni kısıtlıyor anlayışı muhafazakarlarda çok özellikle, yani kabul edilmiş bir düşünce. Bunun için bunların birliği, işte biz çıkarsak çok daha ekonomimiz de genişler, dünyadaki gücümüz de genişler, Amerika'ya da daha çok yaklaşırız. Bu işte Avrupa Birliği bizi Amerika'dan da birazcık uzaklaştırıyor. İşte bir soft power, hard power olayı var ya, orada da İngiltere biraz melez ya. Ne soft power olabiliyor tam şey gibi, ne de tam Avrupa Birliği onu engelliyor, Amerika gibi böyle bir hard power olabiliyor. Hani biz önümüz açılsın diye böyle bir şey yaptılar. Sonrasında neler oldu? Şimdi İngiltere'de çok sonrasında neler oldu diye çok fazla bunu göremiyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Onlar demokratik işleyişlere, işte referandum olsun, seçimler olsun çok güveniyorlar. Ülkeye de böyle bir çok büyük bir güven var devlete. O Covid zamanında da, başka zamanlarda da. Bu güzel bir şey yani. Bunu mesela Britanya Devleti'nin Birleşik Krallığın vatandaşlarına kazandırmış olması çok güzel bir şey. Yani hangi kim başa gelirse gelsin o devlete olan güven çok sarsılmıyor. Güzel bir Şimdi şey. evet, çok güzel bir şey bu. O Covid zaman yani devlete mesela onun için kurallarına uyuyorlar yani devletin. Hani devlet bir şey belirlemişse veya işte şey yapmışsa, hani devlet de gerçekten bazı şeylerde vatandaşların çıkarlarını koruyor. Mesela Covid zamanı bir sürü esnafa yardım yaptı. Şimdi de mesela enerji şeyinde de bir sürü paralarını Yapıyor. veremeyen insanlara evet yardım ediyor. Tabii ki çok fazla sosyal, hala o sosyal devlet şeyi var. İşsize yardım ediyor, şuna yardım ediyor. İşte sonuçta engelli vatandaşlarına yardımcı oluyor. Bekar annelere yardımcı oluyor. Çalışamayan bekar annelere yardımcı oluyor. Bu tür şeyleri var. Onun için hani devlete olan bir güven olduğu için hani tamam Brexit oldu ama devlet devam ediyor anlayışı hakim bence. Evet, şey Olarak yapmıyor. Britanya vatandaşları. Onun için çok böyle ah vah ettiklerini duymadım açıkçası. Peki şimdi İngiltere, yani liberalizmin ana vatanı. Evet. 1200'lerde Magna Carta'yı, ilk anayasasını kabul etmiş. En demokratikleşmeyi önceden başlatmış bir ülke değil mi? Peki bu hala bir kraliçenin başında olması, bir kraliyet, meşrutiyet idaresi nasıl kabul ediyorlar? Neden o iş sürüyor sence? Valla orada birazcık böyle daha çok muhafazakar kesimin bir hayranlığı var. Ama öyle gençlerin veya işte daha liberal veya daha böyle işte işçi partisinin veya şimdi işçi partisi de esasında liberal bir parti. Hani o şeyi çok sevmemelerinin nedeni böyle bir Marksist şey, Jeremy Corbyn daha böyle Marksist yaklaşınca işte Filistin'i daha fazla savunucu şeyler falan söyleyince hemen ipini çektiler biliyorsunuz. Bence hayatta İngiltere'de, Britanya'da yani kraliçe durur ama hayatta bir Marksisti seçmezler yani. Hani başbakan da zor yaparlar veya olursa da indirirler. Böyle bir anti-kobilist, anti-sol, anti-şey var yani genel olarak. Yani daha böyle ya liberal olacak ya muhafazakar. Yani bence Britanya'nın şeyi bu şekilde yani. Yani ya oraya gider ya buraya gider. Ha tabii ki bir kesim var. Hani işte Ken Loach'un filmlerinden de bilirsiniz bir kesim var ama... Onun için yani bu liberal ve muhafazakar alanında yani kraliçeye de böyle bir şey var. Zaten biz farklıyız hani genel olarak Avrupa'da bir farklılığımız var, bir imparatorluk var falan diye. Ama Yani orada bir İngiliz olmak, bir imparatorluk evet. bakiyesi olmak liberal olmaktan daha öne çıkabiliyor bazen. Yani anlaşılan. Öyle bir evet o tür bir şey var. Ama çok da tabii ki çok da eleştiriliyor yani. Çok da eleştiren var tabii ki Ya ne yani. bileyim, bana çok saçma geliyor yani. Bu kadar Evet. demokrasidir falan diyorsun. Başında birisi var. Bir sürü para veriyorsun. Bütçenden para ayırıyorsun. Hiçbir fonksiyonu olmayan birine gidip işte ne bileyim Tabii seçilmiş bir yani. başbakan gidiyor ona. Biat ediyor, elini öpüyor Ya filan falan. şeylerde okulda ben hatırlıyorum Meghan'la neydi? Şey evlendiğinde okulda Evet. benim de kızım orada okuldaydı, ilkokuldaydı. Hepsine işte bu şey dağıtmışlardı, kek dağıtmışlardı. Cupcake'ler var ya işte Meghan. Evet. Yani kutlanıyor şeyde ilkokulda kutlanıyor veya şey biliyorsunuz
Prince of Charles, Galler Prensi, Charles Galler Prensi'ydi. Gallere çok geliyordu. Bütün açılışlar, Galler'deki tüm açılışlar, üniversite açılışlarında her zaman Charles oradaydı yani. Şimdi de Galler Prensi oğlu oldu biliyorsunuz. Hı. Onlar çok geliyorlar. Yani böyle bir şey gibi düşünün bunu. Milli bir duygu yani. Hani. O böyle bir sembolik, milli bir duygu gibi. Ama ya eleştiren de çok var. Hani eleştirince onları eleştiren kimse de son şeyde ilginçti. Yani o eleştirenlerin gözaltına alınması ama böyle Twitter'da veya işte sosyal medyada şurada burada gerçekten dalga geçecek şekilde veya biliyorsun seni bazı filmlerde kraliçenin üzerine düşüyorlar kraliçe. Yani o şey Evet. film falan. Bunların hiç kimse hapse atılmıyor yani. Yani kraliçeyi vurmak da serbest seni hani bir anlamda da. Biraz sembolik diyelim, duruyor orada diyelim. Peki günümüze gelelim. Günümüzde çok ciddi bir takım hükümet krizleri yaşandı değil mi? Bir süredir yani 2 ay kalan başbakanı var, gitti. Özellikle bu Boris Johnson'da. Boris Johnson demişken onunla ilgili anını da alalım şimdi. Sen Evet. Boris Johnson'la beraber aynı uçağa bindin. Yok, benim misafirim de şimdi buradan sizle paylaşacağım. Bir anlatır mısın bize ne oldu bu bütün medyada ben da? Ben tabii misafiri bekliyorum. Dedi ki çok ilginç birisiyle birlikte geliyorum. Bir baktım Boris Johnson'ın resmini gönderdi. Pegasus'la geliyor tabii. Low cost biliyorsunuz. Pegasus'la işte, geliyor. Benim misal. Bir bak Pegasus'la şuradan şeyden paylaşıyorum. Niye fakir mi kalmış? Parası kalmamış mı Boris Johnson'ın? Vallahi zannediyorum bu bir statement yani. Burada şey söylemeye çalışıyor. Ben özel jet kullanmıyorum çünkü COP'a gidecekti, Mısır'a gidecekti. Bir de biliyorsunuz işte bu enerji üzerinde işte tasarruf etmemiz gerekiyor deniliyor ya. Yani ben örnek bir vatandaşım. Örnek bir vatandaş olduğu için işte özel jetimi kullanmıyorum veya işte sadece bana ait veya korumalarıma ait bir uçağı kapatmıyorum. Business class'la gitmiyorum. Gayet low cost gördüğünüz gibi Pegasus'la uçuyorum diye. Şurada hatta o şey paylaşıldı bütün Emel Akçalı ismiyle ben Twitter'da paylaşmıştım o şeyi. Bir gösterir misin bize yani, var sonrası? Nasıl şey yapayım çıkarttım ama bunu açmam gerekiyor herhalde. Evet açtım. Burada çıkacak mı bir saniye? Linkini paylaştım. Buradan da tekrar gazete dur. Senin masa üstünde görünmesi lazım. Çıktı mı? Heh. Şu Boris Johnson ekonomi sınıfında İstanbul'da yaşıyor. Şu fotoğraftı. Fotoğrafı çekiyor. Ondan sonra şurada da yazmış. Tabii ben sonra şey dedim. Emel Akçalı ismi Twitter kullanıcısı paylaştı. Akçalı fotoğrafı lüks yaşayan politikacılığımızı örnek olmalı notunu ekledi diye. Ben İngilizce yazmıştım. Johnson İstanbul'un ardından iklim zirvesi için Mısır'a gidecek. Sonra ben şey yaptım ama şöyle bir fotoğraf. Arkasındaki sadece koruması. Öndeki koltukları ve yan koltukları almış sadece. Ama o kadar yani normal bir şey. Yani o da bizneste uçmuş kadar olmuştur 5-6 koltuğu bedava alınca. Ama İngiltere'de gerçekten çok ucuz. Yani bir yere mesela belki 30 pound'a falan bir şey alıyorsunuz. Yani buradaki bir düşünün. Ya. Hani mesela ya, 30 enteresan. Pound'a 3 4 5 işte yani 150 pound'a bu işi kapatmış Boris Johnson. Kapatmış evet. Peki bu Boris Johnson'ı bir hatırlatalım. Meşhur Ali Kemal vardı bir zamanların gazetecisi. Evet. Bu İzmit'te hatta bu Kurtuluş Savaşı'na çok karşı çıkan Atatürk aleyhtarı filan bir yazardı. Daha sonra bu İzmit civarında trenle giderken durdurdu vatandaş o treni ve indirdiler ve linç ettiler onu. Evet. Bu Ali Kemal'in torunu bu. Evet. Oğlu demek ki İngiltere'ye göçmüş. O da orada böyle çok enteresan nevi şahsına münhasır dediğimiz tiplerden saçı, görünümü, konuşması filan. Nasıl böyle bir adam peki başbakan oldu orada sence? Yani ilginç mesela Oxford'da şey okumuş ya felsefe okudu ya eski Yunan tarihi okudu mesela. Böyle siyaset bilim falan da değil. Şimdi bir yine Guardian'da ben böyle çok sıkı bir Guardian okuyucusuyum. İşte bu gelir dağılımı bozukluğu İngiltere'deki ve de en 2-3 4-5 sene önce bir şey çıkmıştı. Yani İngiltere'yi iki üniversite yönetiyor diye Cambridge ve Oxford. Gerçekten bu kesinlikle doğru bence. Bu elitist bir sistem. Amerika'daki Harvard'ın muadili gibi falan. Evet herhalde. Ama yani İngiltere'de iki tane işte. Yani bu Cambridge Oxford. Yani sağcısı da solcusu da bu ülkelerden. Yani bu üniversitelerden. O üniversitelerden. Evet. Diğer şeyler de ara eleman üretiyor bence. Hani o kadar üniversite var ya orada. Ara eleman üretiyorlar. Diğerlerini üretiyorlar. Mezunlar da şimdi bu üniversitelere girebilmek için de biraz elitist okullara girmek. Yani bu bir klik. Yani Boris Johnson da bu klik içerisinde büyüyen. Diğerleri de öyle. Cameron da öyle. Hangi siyasetçiye bakarsanız bakın.
Sadece Sorbus. Bir de Jeremy Corbyn biraz fark etti. O Grammar School, Anadolu Grammar School, oranın Anadolu liseleri, bizim eski Anadolu liseleri. Onlar da okullara gönderiyor ama özel okul değil. Yani genelde bu okullara gidenler de özel okullardan gidiyorlar. Gidiyorlar tabii. Kırık içerisinde, yani öyle hani demokrasi diyoruz ama esasında çok da elitist böyle bir kas sistemi içerisinde. Diğerleri de ara eleman. Bence gelir dağılımının bu kadar şey olması, arada bu kadar açık olmasının sebebi de Britanya'da bu. Evet. Peki yeteri kadar İngiltere'yi konuştuk. Şimdi konumuza, asıl konumuza enerji konusuna girelim yavaş yavaş. Ne oldu bu ekrandan? Ve izleyenlerimize de söyleyelim, istedikleri zaman sohbete katılabilirler, görüşlerini iletebilirler, sorularını da sorabilirler. Şimdi Emel'cim, biliyorsun dünyada bir kömür çağı vardı ve bu kömür çağının dünyadaki lideri de İngiltere'ydi. Evet. İngiltere ile kömür arasında çok yakın bir ilişki vardı. Yani en büyük kömür yatakları İngiltere'deydi. Bu sanayi devriminin başlatan ana enerji kaynağıydı. Kömürle ilgili bütün inovasyonlar, icatlar, işte hepsi bu buharlı makineden tut sonuna kadar hepsi bu İngiltere'de yapıldı filan. Ve sonra kömür yavaş yavaş azalmaya başladı. Yerine petrol geçti ama İngiltere'de petrol de yoktu. O zaman 1913 yıllarında bu geçiş sağlanırken Churchill de İngiltere'de donanma komutanıydı. Ve bu geçişi özellikle donanmanın kömür yakıtlıdan petrol yakıtlıya bir geçişi söz konusuydu. Ama İngiltere'de petrol yoktu. Evet. Ve İngiltere'de ince bir İran'dan petrol üretmeye başladı. Sonra da işte bizim Musul Kerkük'te vardı, oralara el atmaya başladı. İşte Alman, İngiliz, fazla ayrıntılarına girmeyelim ama sonunda tamamen petrole ulaşım için bir savaş başlattı İngiltere. Bir savaş yaptı ve bu savaşın sonunda da istediğini aldı. Irak'ta bir manda hükümetini kurdu ve petrole erişti. Fakat ülkesinde de başka yerlerde petrol olmadığı için petrol de bitti. Sonunda şu anda içinde bulunduğumuz bu enerji dönüşümü dediğimiz fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişte başrolü oynayan ülkelerden bir tanesi. Evet. Neden yapıyor? Çünkü kömür ve petrol yatakları yok. Gazı da yok. Fosil yakıtı olmadığı için müthiş derecede bu yeni enerji dönüşümünü destekliyor. Özellikle offshore'da, yani İngiltere civarındaki offshore'da rüzgar santrallerini evet. çok miktarda kurdular. Güneşi kurdular ve bu yeni enerji dönüşümüne öncülük eden ülkelerden bir tanesi. Evet. Şimdi burada nasıl görüyorsun sen İngiltere'nin bu yeni dönüşümde, enerji dönüşümünde başarılı olabilir mi, olamaz mı? İzlediği politikalar doğru mu sence? Şurada bir tane benim de o zaman oradayken İskoçya'da çok var. Özellikle bu rüzgar türbinleri offshore. Şurada da bir evet. Orada görüyorsunuz. Orada inanılmaz şey, rüzgar tarlaları var orada. Türbin evet, tarlaları var denizin içinde. İskoçya'da offshore falan bayağı. Şimdi bu nasıl görüyorum? Şimdi İngiltere'de zaten hani bu dediğiniz gibi başladı ama son zamanlarda bu Nisan ayında bir şey yayınladı İngiltere. Bu tabii ki Rusya ile birlikte. Şimdi İngiltere en fazla etkilenen bu krizden en fazla etkilenen ülke olması, Avrupa ülkesi olması, çok fazla gaza bağımlı. Yani gaz özellikle diğer ülkelerden daha fazla ev kullanımında, işte elektrik üretiminde bile bu doğal gaz kullanımı olduğu için dediğim gibi bir de işte bu evlerin biraz kalitesizliği diğer Avrupa ülkelerine göre en fazla bu krizden etkilenen ülke olarak çıkıyor. Bunu nasıl buna nasıl çare olabiliriz? Tabii ki işte bazı faturaları biz ödeyelim. Tabii bunun hepsini yapamayacaklar. Bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Nisan ayında British Energy Security Strategy diye bir şey yayınladı. Britanya işte enerji güvenliği stratejisi diye. Burada da tabii sizin söylediklerinizin hepsini söyle. Biz işte bir şey ülkesiydik, kömür ülkesi. Bu arada Galler kömür ülkesiydi. Tam Galler'den çıkıyordu. Şurada şimdi o bütün şey yatakları, Paul Talbot tam benim yaşadığım yere yakındı. Oranın Zonguldak'ta bu şeyin altına konulan kömür bu. Şeyin altına konulan bu. Nasıl bardak altlı. Ben bunu kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu Galler'den aldım. Ve Galler'de de işte mesela şeylere girebilirsiniz şimdi gezmek için. İşte kömür madenlerine, yataklarına girebilir, gezebilirsiniz. İşte şeyleri falan vardır.
Portalwood'da da sürekli protestolara, çok işçi partisine oy veren bir yerdir orası. Oraya biliyorsunuz Margaret Thatcher özellikle hepsini kapattı, bunların sürekli işte sorunlar falan olur. Böyle bir şey var. Evet bir ama biz artık diyor buradan çıkacağız. Ne yapabiliriz? Bu stratejide benim bayağı esasında biz nükleri de çok önem vermeye başlıyor şu an İngiltere. Her türlü. Ayrıca da hidrojen üretimine de bunları da ön plana çıkarmış bu stratejide. Hani yeşil enerji üreteceğiz, diğer işte rüzgarı kullanacağız diyor, güneşi kullanacağız diyor. Bir de zannediyorum başka ülkelerde de bunu yapmaya çalışacaklar. İşte güneş enerjisi tabii diğer ülkelerle de daha çok güneş alan ülkelerle de bilmiyorum bir takım şeyleri var mı ama rüzgar enerjisinden dediğim gibi bu hidrojene çok önem vermişler. Nükleere şey yapıyor diyoruz. Bir sürü burada yaptıkları yatırımları konuşuyorlar. Baya böyle bir ne denir? Ambitious bir proje gibi. Baya böyle bir agresif bir şekilde bu işe saldıracağız. İşte endüstrilere yardımcı olacağız. İşte şu kadar şu kadar harcadık ve rakamlar da çok büyük esasında şu ana kadar yapmak istedikleri. Ve deniliyor ki 2030'a kadar İngiliz elektriğinin %95'i bu stratejiye göre düşük karbonlu olabilir ve 235 yılına kadar arz güvenliğine bağlı olarak elektrik sistemimizi karbondan arındırmış olacağız diye bir hedef koymuşlar. Yani 2035 çok ileride değil. Böyle bir şey konulmuş. İşte emisyonları yarıya düşürme hedefi var ya Avrupa Evet, Birliği'nin ama burada 2030'da. bayağı binlerce yükselişe yeni bayağı şimdiye kadar işte şu kadar şey yapılmış 22 milyar pound özel yatırım oluşturulmuş 68 bin yeni iş imkanları yaratıyoruz diyorlar işte yeşil enerji konusunda. Yani bu rapora göre bunu bulabilirsiniz. İlgilenenler varsa internette çıkıyor. Biz zaten bir de İngiliz yani Britanya Devleti'nin şöyle güzel bir şey var. İşte şeffaf hani bu tür stratejiler, raporlar çıkıyor. Ha bu demek değildir ki bütün bilgileri halkla paylaşıyorlar. Bu Tabii. şeffaflığın da çok böyle bir şeyi var. Yani biz şeffafız diye bazı birçok bilgi paylaşıyorlar ama bazen çok can alıcı bilgileri paylaşmıyorlar yani. Onları çok sonra işte yıllar sonra bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte Wikileaks Liberaliz ama o kadar da değil o kadar değil, kesinlikle değil. ya. O kadar değil. Böyle arşivleri bile açtılar. Freedom of Information Act var mesela ama bazılarında şey çıkıyor yani işte bu açık değildir, halka açıktır diye çıkıyor. Çok önemli belgeler. Mesela ben arşivlerde bir şeye bakmak istemiştim. Nuclear Arms in Cyprus diye bir şey 1960'larda. Bunu görmek istedim. Bir türlü yok dediler. İşte kayboldu dediler. Asbestos girdi dediler falan. Bana yani böyle şeyler geldi. Önemli bir belge esasında. Yani o şey yok kayıp yani oradaki İngiliz üslerinde gerçekten sonra Guardian'da çıktı. Geçen sene çıktı. Gerçekten de İngiliz Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde nükleer silahlar saklanmış. Tabii. Şimdi Yani geldin işte. Bu da kapitalizmin iki yüzü bu da diyelim. iki. Şimdi bu enerji şeyini evet yani şeffaf bir şekilde yani size vermek istedikleri bilgileri bulabilirsiniz. Hepsi burada var. Burada bayağı şey bir şekilde biz işte bu işi başaracağız diye bir şey girmişler. Bunun içerisinde sadece rüzgar enerjisi yok, sadece yeşil enerjisi yok. İşte endüstriyle birlikte çalışarak, özel sektörle birlikte çalışarak biz bu işi kotaracağız diyorlar. İşte nükleerde de hidrojene de önem vererek bir şekilde biz bu işi başaracağız diyorlar. Şimdi başarmak zorunda. Başka imkanı yok çünkü elime geleni yapmak zorunda onun için. Evet, güzel bu strateji raporunda şey de yapılmış. Yani ormanları da çok ben gerçekten çok yeşil bir ülke olduğunu, yani her çok yeşil, yeşile çok önem veren bir ülke biliyorsunuz ama daha da fazla, bunu daha da fazla mesela ormanlaştırma, ağaç dikmeyi de arttıracağız diye bu stratejiyi de belirlemişler örneğin. Mesela Cumbria, Devon ve Kuzeydoğu'da 3 yeni orman şey Bana. projesi başlatılmış ki gerçekten de çok biliyorsunuz yemyeşil bir ülke yani hani. İnsan kıskanmıyor değil. Tabii. Şey Bir ağaçlar. mesaj var. Halil Külahlıoğlu, London School of Economics'in bir yeri var mı acaba Britanya'da? Ne Var. demek istemiş? Ay şimdi ben Oxford'u Cambridge dedim ya. Halil Bey, şifahen sorabilirsiniz bunu sözlü olarak. Evet. Ben anlamadım pek. London School of Economics'in bir yeri var mı acaba? Var tabii, öyle bir okul var Şeyin Britanya'da, Londra'da. Rolling Stones'un Mick Jagger oradan mezun örneği. Evet. Halil Bey, sormak ister misiniz sorunuzu? Biraz açar mısınız?
Ben tabii öyle açmak söyleyeyim. istemiyorum. Tabii ki bu okullar da, yani diğer okullar da tabii ki, yani King's College var, London School of Economics var, Russell Group okulları var falan, ama işte o Guardian'ın En önemlisi. Söyledim. Yani genel olarak işte bu Cambridge, hani şey, elitist bir sistem yani. Bu Cambridge, Oxford. Ha, oraya girdikten sonra da öyle bir etiket ki ne okuduğunuza çok fazla bakılmıyor. İşte mesela Boris Johnson antik Yunan tarihi okumuş. Evet. Yani Oxford'a girin, hani bir herhangi bir bölüm okuyun ama Oxford'da... Yeter ki bir diplomanız olsun. Oxford diploması olana gerçekten açılıyor o kapılar. Açıyor, ben evet. Öyle bir şey gördüm yani İngiltere. İşe alınırken de kesin öyle. Kesin var, kesin. Evet. Berfin Kurtel hocam, sayıları tekrar edebilir misiniz acaba? Hangi sayılar acaba? Sayılar bu şey mi? 90 Berfin Hanım, hangi sayılardan bahsediyorsunuz? Seyircimiz hocam sesler. Merhaba. Ha, merhaba. Buyur, buyurun. Strateji belgesinde geçen sayılardan bahsetmiş Emel hocamız. Evet, o strateji belgesinin de şeyi nereden bulabileceklerini söyleyelim mi hemen? Şimdi ben ismini söyleyeyim. Google'a yazdığında direkt karşınıza çıkacak. Bu strateji belgesinin tam şeyini söyleyeyim. Bir kere www.gov.uk Gov.uk yani Britanya devleti, ama şunu yazarsanız çıkar. Public British Energy Security Strategy 2022. Nisan'da çıktı. Burada bütün bilgileri, her şeyi koymuş. Ne kadar para harcadıklarını, hangi sektöre, kimlere yatırım yaptıklarını, nasıl stratejiler izlediklerini madde madde, 10 madde koymuşlar. Madde madde anlatmışlar. İşte biz bunu başaracağız diyorlar. Yani başarabilirler mi? O tabii, ama başka bir şey tabii ki yani, ama zaten Volkan Hoca'nın da söylediği gibi daha önceden yeni başlamış bir şey değil. Yani yıllardır süren bir şey. Bunu hızlandıracaklar anladığım kadarıyla. Ya bu kriz nedeniyle biraz daha hızlandırma eğilimindeler. Evet, işte bunun yanında işte evleri de, o ev işte şeyi de güçlendireceğiz falan deniliyor. Artık izolasyonlarını. İzolasyondu, şuydu buydu falan, onları da işte daha farklı bir işte şeyinize değiştireceksiniz deniliyor. Hani şu Boris Johnson'ın belki burada yapmaya çalıştı. Çünkü bu strateji belgesi çıktığında Boris Johnson hala başbakandı. Belki burada, orada da zaten giriş şeyinde de o konuşuyor yani. Onun imzası var. O bir şeyler söylüyor. Belki yapmaya çalıştığı, orada davranış değişikliğine de gideceğiz diyor. Ne demek bu davranış değişikliği? İşte yeşil enerji kullanımına veya daha az enerji kullanımına falan, doğru. İşte daha mesela şey kullanmayın. İşte ne bileyim, helikopterle gidip sevgilinize evlilik teklif etmeyin yani, hani gibi. Bu işin magazinsel boyutuna gelince, bir biliyorsun, bir Wheel of Fortune dedikleri bir çarkı felek diye bizde de oynayan bir oyun var. İngiltere'de o çarkı felekte fatura ödeme vardı. Bir yere gelince eğer oradan tamam, sen elektrik faturanı biz ödüyoruz, kazandınız falan. Evet, evet. Gerçi şöyle bir şey de var. Yani ben hep İngilizleri, Avrupalıları genelde bize göre çok cimri bulmuşumdur. Kışın yani birçok Avrupalı, İtalyanlar mesela, Kuzey İtalyanlar şey açmazlar. Evin içerisinde kazakla otururlar. Veya İngiltere'de de böyle çok insan var. Yani böyle hani diyorlar ya insanlara, birazcık kendinizi sıkın. Ben mesela Türkiye'de çok rahatımıza düşkünüz. Ekim ayında hani çok fazla sıcak olmadan, soğuk olmadan havalar, işte kaloriferler yanıyor örneğin. Böyle bir şey yok yani birçok Avrupa ülkesinde yıllardır, hani son farklı Avrupa ülkelerinde. Kesinlikle ya, ben de İngiltere'ye gittiğimde şaşırmıştım. Dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesi, hala 100 yıllık gaz ocakları kullanıyorlar, evet. Eşyaları eski, cep telefonları hala çoğunda yok, olanlar da eski püskü, evet. Giysileri öyle. Hakikaten cimri mi, tutumlu mu bunlar? Niye böyle bir fark var? Bizden çok farklılar. Yani bu tutumluluk, bir de cimrilik de var tabii. Yani hani bir tutumlulukları var, öyle şeylere, eski arabaları kullanma, illa bir araba çıktı en yenisini alayım, mahallede hava atayım şeyi yok. Veya o tür böyle bir kültür yok yani. Veya işte genel olarak işte bu mesela benim çok takdir ettiğim bir şey. Eskiden beri olan işte postdoktorum 2008 yılında Avrupa, o zaman tabii Avrupa Birliği'nde İngiltere, Avrupa Birliği şeyi, bakanlığı vardı. O bakan Birmingham'a çağırmıştık üniversitede konuşma yapmak için. Trenle gelmişti. Trenle gitti. Aynı şekilde Galler'de daha yıllar sonra tekrar meclis başkanını, çok da böyle flamboyant, böyle şey, aurası yüksek bir meclis başkanı vardı. Şimdi artık o yok. Şimdi ismini unuttum ama şey, çok böyle konuşan, bağıran falan, çok böyle ilginç bir karakter vardı. O da Galler'e, ki 3 saat sürüyor Londra'dan,
Normal hem de ikinci sınıf bilet şeyle geldi, trenle geldi, trenle gitti. Hiçbir koruma yok, bir şey yok. Hani şimdi onu gördüğünüzde tabii ki çok üzülüyor bazı şeylere. Şey, çok büyük bir israf var bizim çok, ülkemizde. çok, yani gerçekten genel çok. olarak gerçekten mesela bazen şeyi de görüyorum. Geçen gün onu söyledim. Hani üniversitelerde de en küçük bir toplantı olduğunda yemekler, içecekler bilmem ne falan. Bunlar İngiltere'de yoktur böyle şeyler yani. Sen Asla. de üçü zor bulursun. Yani zor, tabii öyle şeyler yoktur. Hep böyle bir kısıtlama, şey daha böyle mütevazi, daha şey yaşamlar. Onun için zaten öyle yaşıyorlardı diyebiliyorum. Yani birçok şey üşürdünüz yani. Hani genelde üşünür yani böyle bir yere girdiğinizde. Binalar çok soğuktur. Binalar ısıtılmaz öyle şey gibi. Şimdi bunu da daha da mı arttıracaklar? Hani biraz arttırın diyorlar ama zaten öyle bir yerdi. Genel olarak Avrupa'nın yapısı bu. Yani. Evet. Yani çok fazla bu enerji krizinden etkilenmeyecek gibi görünüyorlar anlaşılan. Öyle mi sence? Yani resilient, nasıl denir? Resilient'ın Türkçesi direnişçi değil de resisting olur. Resilient, direnç gösteren. Direnç, ben Britanya halkını dirençli bir halk olarak görüyorum. Yani böyle çok şey koyuvermeyen, hatta bazen o Galler'de yaşarken çok tabii soğuk oranın denizi. Ama kışın bile insanlar sörf yapıyorlar yani kuzeyde bile. Bazen diyordum ki ya bu soğukta bir de böyle çok böyle mutlu bir şekilde yapıyorlar. Yani bu soğukta bu sörfü yapan, denize giren dünyayı da yönetir. Yani gerçekten hani evet. Yani bir kere çevreyle, şeyle, havayla, iklimle çok böyle dostane bir ilişki yaşıyorlar. Türkiye'de geldiğinizde her dünyanın her yerine gidip her türlü iklimle mücadele edebilecek, ona şey yapabilecek bir işim. Singapur'da da değil mi? Singapur'un şeyi çok farklı mesela iklimi. Nasıl Tabii. gittiler o kadar? Hindistan'ı nasıl kaç sene şey yaptılar, yönettiler? Çok farklı bir iklimi gitti yani orada bir sürü İngilizlerle değil mi? Oraya gitti, kaldı vali. İşte Kıbrıs'a gidiyor, şuraya gidiyor, Irak'a gidiyor falan. Ve şikayetçi olmuyor. Hayatlarını orada geçiriyor. Çocukları orada doğuyor. O bakımdan böyle biraz dirençli bir halk yani. Öyle çok kolay pes etmeyecek bir halk yani. Yani zaten ama bu soğukta yaşıyorlar, az enerji tüketiyorlardı. Daha da fazla bu artar mı sence? Yoksa o kadar yeter mi onlar? Dediğim gibi yani bu insanlar o soğukta denize giriyorlar. Yani şey inanılmaz bir soğuk şey. Kışın da denize giriliyor. Alışkanlar yani. Rahatlıkla Yani idare edebilirler. Soğukla ilgili çok büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama tabii hastası var. Hani çoluk çocuk şey o tür şeyler var. Ha, bu arada da yani bir sürü insan da sokakta insan herhalde onlar hayatlarını kaybediyorlar bir soğukta. Şunu da söylemem gerekiyor. Britanya'nın soğuğu böyle bir çok çok fazla soğuk. Esasında ılıman bir iklim. Çok yağmur yağıyor ama çok soğuk bir ülke değil. Yani kışı da yazı da arasında çok büyük bir fark yok esasında. Hani yağmur yağan alan ama bir ne bileyim belki bir Almanya gibi, bir Macaristan gibi, bir Polonya gibi soğuk bir ülke değil. Yani o kadar kar Tabii. yağmıyor bir kere. Yani kar yağsa da konuşuyorum. Denizin getirdiği bir ılıman Evet. iklim havası var tabii orada. Yani kar yağmaz mesela böyle belki duymuşsunuz hani bir kar yağacak denir. Aylar öncesinden hazırlanır, günler öncesinden okullar iptal edilir, tatil edilir. Bütün şeylerde sütlere, ekmeklere duymuşsunuzdur gazetelere çıkmıştır. Evet, ama yağmaz. Sonra birazcık yağar kalmaz. Ama hiç süpermarkette yani en büyük şey süpermarkette hiçbir şey bulamazsınız. Boş ama. Güzel. Halil Bey bir mesaj gönderdi. Hocam hattan düştüm. Tam sorumu iletecekken kusura bakma. Buyurun Halil Bey. Hattasınız. Hocam kusura bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah. Buyurun. Ben okulun yeri var derken şunu kastetmek istemiştim. Ağırlık olarak hani Cambridge ve Oxford Üniversitelerinin idaredeki gücüyle alakalı, otoritesiyle alakalı olarak bu okulun da aynı şekilde bir etkisi var mı diye sormak istemiştim. London School of Economics nasıl? Onlar kadar önemli mi? Evet. London School of Teşekkür Economics. Ederiz Halim Bey. Evet. Cambridge zannediyorum Oxford daha muhafazakar yerler. Yani eski daha çok geleneksel eğitim ve düşünce kalıpları içerisinde öğrencilerin yetiştiği genelde öğretim elemanlarında belki o şekilde işe alındı. London School of Economics daha eleştiriler düşünceye yaklaşan, daha liberal
Böyle bir okul, hani New York'ta New School vardır mesela, işte Columbia Üniversitesi, mesela Harvard mesela daha muhafazakardır. Columbia Üniversitesi New School burada daha böyle yenilikçi düşünceler, hani daha sol tandanslı hocalar vardır ya. Yani genel şimdi London School of Economics de böyle bir yer. Dediğimiz gibi daha çok muhafazakar düşünceye daha yönelik bir ülke olduğu için de Britanya. Bunun için hani Cambridge ve Oxford'un ben önemli şey yaptım. Ama London School of Economics'e gidip okuyacak yani imkanınız varsa tabii ki gidin. Mutlaka bir yerlere gelirsiniz. Hani belki İngiltere Başbakanı olamazsınız. Olmazsınız ama. Tabii ki bir yeri var yani. İyi bir okul. Evet. Peki bu işte Rusya ile Ukrayna arasındaki krize İngiltere'nin tutumu nedir sence Emel? Nasıl bakıyorlar bu enerji krizine, tepkileri falan nasıl oldu? Yani tabii bu ben çok şaşırdım, böyle şey gibi değil mi? Böyle bir kabile savaşları gibi oldu yani. Özellikle İngiltere neredeyse şeyleri çıkarttılar, mızrakları çıkarttılar, neredeyse gidecekler. Bir sürü İngiliz orada savaşa katıldı, biliyorsunuz. Yani çok fazla katıldı. Ukrayna işte bir sürü şey verdiler falan. Gidelim, bir sürü insanla, kaç kişiyle konuşsam, bence biz Rusya ile savaşmalıyız, Ruslarız falan, böyle bir kabile savaşları. Bir de şey çıktı tabii ya ortaya, hani o göçmen şeyi sırasında, işte bunlar Avrupalı, bunlar böyle, bir biliyorsunuz hani Britanya Brexit'i yaptı, göçmenleri istemiyor, ama birden Ukrayna olunca ay diyorsun işte şeyler düzenlendi, yardım dernekler ne falan filan. Orada da şey ortaya çıktı tabii, büyük bir böyle bir daha çok ırkçılık Rusya'ya karşı. Şimdi Rusya'da ben iki tane ülkeden çok korktuğunu düşünüyorum esas. Mesela Britanya böyle Türkiye ile çok uğraşmaz, dikkatinizi çeker mi? Yani Fransa uğraşır, Almanya uğraşır, diğer Avrupa ülkeleri böyle çok uğraşır medyalarında, ama Britanya böyle Türkiye ile çok hani dalaşmaz değil mi, böyle ki daha kötü göstermez. Onun esas iki tane şey var, bir Rusya bir Çin. Yani mesela medyada hep o çıkar. Yani Rus işte şeyler, casuslar. Biliyorsunuz o casusluk hikayeleri oldu. İşte öldürülme olayları oldu, zehirleme olayları oldu. Bir de Çinlerden ise çok şey yapıyorlar. Ve çok insanlar, normal sıradan insanlar bile, normal Çinli ve Rus vatandaşlardan şüphe duyuyorlar. Niye acaba? Niye o iki ülke? Komünist oldukları için mi? Ya bir de işte tabii güçlü ülke. Yani ben güçlüyüm, güçlü ülkeyle uğraşırım. Yani küçük daha şeylerle uğraşmam gibi bir şey. Veya bunlar bizi batırırsa bunlar bizi batıracak anlayışı var gibi sanki. Ben öyle görüyorum. Yani bizi batırırsa bunlar batırır. Bir de İran'la birazcık şey yapıyorlar, ama çünkü İran'da İngiltere'den her giden kişiyi hapse atıyor, biliyorsunuz. İran'ın da öyle bir şey var. Özellikle İran ve çifte vatandaşlığı olan herkes İran'da hapse giriyor. Öyle bir şey var. Yani BBC'de bu üç ülke çok çıkar. Özellikle yani Çin'le böyle bir sürü sorunu vardır. Rusya ile, kendisi mesela 100 bin kişi öldü Covid sırasında Britanya'da. Ondan bahsetmez ama Çin'i anlatır, Rusya'yı anlatır, İran'ı anlatır falan. Böyle bir şey. Onun için böyle Rusya bence en fazla, en agresif yaklaşan değil mi? Yani Britanya oldu. Hatta bu... Öyle oldu, evet. Ben ona hiç şaşırmadım. Yani çünkü aradaki ilişki zaten çok gergin. Hani bu da böyle bir patladı. Zaten BBC'de düşünsenize, sürekli Rusya karşıtı bir propaganda olan bir ülkede insanlar tabii ki yani kendilerine gibi gördüler o saldırıyı, değil mi? Öyle bir şey oldu. Bir de işte yani işte Ukrayna'ya yapılan yardım falan tarzı. Bir bu nükleer şeyde de şöyle bir şey vardı. Hatırlıyor, hani nükleer savaş çıkar mı diye bir ara herkes böyle bir çok karamsar oldu ya. İşte Türkiye'deyiz, yakınız, korktuk falan. Hani birçok kişi şey dedi, ya Türkiye ile uğraşır mı Putin yani? Atacaksa Londra'ya atar. Yani hani esas düşmanı o. Esas düşmanı o. Yani Avrupa'daki esas da Putin'in düşmanı. Britanya. Öyle midir? Yani İngiltere düşman olarak görüyor, Rusya da İngiltere'yi düşman olarak görür mü? Rusya tarafını çok bilmiyorum tabii, ama Rusya tarafını çok bilmiyorum da bu ilişkilerin çok gergin oldu. Hani bu casusluk davalarını siz başka yerlerde görüyor musunuz? Yani İngiltere'ye casus gönderiyor, adamları öldürüyor, onu zehirliyor, bunu zehirliyor. O şeyde Salisbury'de kaç kişiyi zehirledi değil mi? Şeyle materyali oraya bıraktılar falan filan değil mi? Çok bayağı sorunlar çıktı Rus. Ben başka ülkelerde çok görmedim bunu. Haberlere çıktı mı çıkmadı, ama genelde bu oluyor. Çin'le de öyle bir şeyleri var ya hani İngiltere'nin. Onun için ben öyle gördüm açıkçası, bence. En agresif şey yaklaşan, en duygusal yaklaşan ülkede orası oldu. Hatta bu yani Rusya'yla olan husumet düşünceleri nedeniyle Ukrayna'nın tarafında yer aldı ve Rusya'ya karşı
Kesinlikle. Zaten bu en fazla da en şeyde sanki cezalandırma şeyine de değil mi? İngiltere yani bu şey krizinden etkileniyor. Onlar da hiç geri adım atmadı çünkü. Evet. Yani Britanya da hiç geri adım atmadı. Yani burada bayağı ilişkiler gerildi. Böyle Ukrayna kırılma noktası oldu. Zaten gergin ilişkilerin Ukrayna kırılma noktası oldu diye ben görüyorum. O işi onun içinde belki bu kendi stratejisini böyle belirlemesi, biz kendi yolumuza gitmemiz lazım, işte kesinlikle böyle şeyler yapmamız lazım, başka stratejiler geliştirmemiz lazım demesi nedenlerinden biri de o. O. Peki bu Avrupa Birliği kendi içinde bu European Green Deal falan gibi programlar şey yaptı, 2030-2050 hedefleri falan koydu. Her ne kadar İngiltere Brexit'le ayrılmış ise de onların paralelinde bir düşünceye sahip midir sence? Onlarla uyum içinde olur mu? Karşı mı çıkar Almanya'ya özellikle? Tabii yani bence Brexit'ten ayrılması İngiltere'nin Avrupa değerlerine, yargılarına, düşüncesine çok uzak olduğu anlamına gelmiyor. O başka, o daha bir başka çıkar, ekonomik çıkar. Başka yani esasında birçok şeyde Avrupa'yla tabii ki paralel gidiyor. Özellikle bu çevre konusunda, işte eğitim konusunda, başka konularda, araştırmalarda. Yani İngiliz üniversiteleri zaten en fazla Horizon alan biliyorsunuz üniversiteler içerisinde. Tabii. Üniversiteler tabii. Şeyleri var yani çok fazla da hani Brexit'ten çıktı ama Avrupa ile çok şey ilişkileri var tabii. Bir Avrupa ülkesi sonuçta Britanya yani. Aynı tabii. Zamanda hani kıta Avrupası ülkesi değil ama bir Avrupa ülkesi ve Avrupa'daki düşüncelerin de birçok düşüncenin dediğim gibi öncüsü. Yani üniversiteleri olsun, araştırmaları olsun, işte dediğim gibi bu çok kültürlü, sosyal alanlarda da öncüsü, ekonomik alanda da öncüsü. Yani ikisi birbirinden ayrı düşünülemez. Biraz lokomotifi gibi diyeyim ben hala. Brexit'in çok mu etkiledi? Bazı konularda, kurumsal konularda etkilemişti. Kurumlar konusunda değil mi? Onlar konusunda. Ama bence düşünce, değer yargıları, kültür bakımından, bence bunlar çok iç içe. Özellikle geçiyor. Genel bu enerji dönüşümünde evet, çok fazla ayrılık olmaz, birbirini destekler. Ben öyle düşünüyorum. Peki, Halil Bey bir soru sormuş. Halil Bey buyurun sorunuzu sorun. Hocam ben bu Arktik bölge politikasıyla ilgili İngiltere'nin malumunuz Rusya'nın artık çok ciddi bir enerji rezervleriyle ilgili olarak petrol ve doğalgaz o bölgede süper güç olma pozisyonu var. Evet. Kıyısı olması nedeniyle bir Arktik bölgede bir beşli var zaten. Ama İngiltere bu beşlinin içerisinde şu anda mevcut durumda değil. Evet. Dolayısıyla İngiltere'nin Rusya karşısında bu güç dengesi, Çin'de bir taraftan çok enteresan argümanlarla Rusya ile birlikte işte Yuan merkezi ilan etmiş. Bir finansal olarak da işbirliği halindeler. Birbirlerini destekliyorlar proje olarak. Dolayısıyla ya İngiltere büyük güneş batmayan imparatorluk olarak bu güç dengesini değiştirecek Arktik bölgeyle ilgili ne tür planları vardır acaba? Neler planlıyorlardır? Yani dünya politikasını değiştirebilecek acaba yeni açılımlar yapacaklar mıdır? Hem düşünce olarak hem de askeri olarak belki yumuşak güç olarak. Bu konuda yorumlarınızı almak isterim hocam. Teşekkür ederim. Tabii bu Arktik bölgede komşu olan ülkeler işte Rusya'dır, evet, Kanada'dır, Rusya, Amerika. Kanada, onlar Amerika, evet Norveç. Yani onun dışında onlar, bir ülke hiç Arktik bölgede bir şey var mı bilmiyorum ben aslında ama. Yoktur ama şimdi zaten şunu ben tabii orada şunu söyleyebilirim. Sonuçta biliyorsunuz yani İngiltere tamam hani Avrupa diyoruz ama yani en büyük müttefiki Amerika yani Amerika Birleşik Devletleri. Sonuçta Arktik'te de onlar sonuçta birlikte hareket ediyor. Kanada'yla da çok iyi ilişkileri var. Zaten Kanada'nın tabii. Kanada zaten hala biliyorsunuz. Commonwealth yani. Kraliçeye bağlı. Evet, parçası, yani tabii. Devletin başındaki kişi hala İngiltere kraliçesi yani. Kanada. Tabii. Onun için Kanada yani zaten İngiltere orada iki tane ülkeyi sokmuş. Hocam şöyle bir şey komplo teorisi mi olur acaba? Yani kraliyet ailesinden Meghan'la birlikte yeni evlilikle birlikte Kanada'ya gidip yerleşmesi bunlar sadece medya önündeki bir bizim görebildiğimiz, bizim anlamamızı istedikleri bir durum mudur? Yoksa arka planında hali hazırda kraliyete bağlı olan Kanada'nın oradaki yönetimini daha garantiye almak gibi farklı bir arka tarafta derin bir akıl olarak mı işliyordur? Olabilir. Bunu diyebilir evet. Miyiz hocam acaba? Ne dersin Emel buna? Meghan Los Angeles'a yerleşti. Kaliforniya'da Meghan. Kanada'da değiller.
Meghan'la şey bir kere onlar güzel sıcak memleketleri tercih etti. Netflix'le uğraşıyorlar. Evet. Ama zaten bu Commonwealth ülkelerini onlar kendi ülkesi gibi görüyor değil mi? Tabii öyle. Yani ben öyle demin bir şey söyledin, oy bile kullanabiliyor. Tabii, oy bile ya bunları Meghan'a falan ihtiyacı yok yani şey için bu tür şeylere yani bence öyle bir şeye ihtiyacı yok. Öyle bir zaten aralarında bir husumet yok ki Meghan oraya göndersin, şunu göndersin, bunu göndersin. Zaten bu ülkeler birbirlerine çok bağlı. Yani müttefik bunlar ve çok güçlü müttefikler. Belki de şu dünyadaki en güçlü değil mi? Hiç sarsılmayan ittifaktan bahsederseniz en güçlü. Ya müttefiki bırak parçası aynı şey. Parçası yani. Yani evet yani bu en güçlü ittifak herhalde bu üç ülkeler arasında. Yani ben öyle görüyorum. Onun için orada bir sorun yok. Evet, Meghan'a da ihtiyaçları yok diyorsun böyle Meghan'a bir şey. Da, Meghan zaten, o da zaten onun için Netflix'ten para yapmaya çalışıyor. Yoksa Meghan'ın oradan evet, para kullanma evet. Derdi olmazdı. Bir maaşa bağlardı kraliçe. Bağlardı, vallahi. Cemal Bey, sorunuzu sormak ister misiniz? Bir şeyler yazmışsınız ama biraz uzun olmuş. Şöyle gözümü takayım artık. Ne diyor? Rusya'nın Ukrayna saldırısını AB'nin öncüsü olduğu yeşil dönüşüme Rusya'nın bir tepkisi olarak değerlendiriyorum. Ha. Temel hedefin Avrupa'nın yeşil dönüşüm geciktirmek, dünyada yeşil ekonomiye geçiş çabalarını akamete uğratmak. Yakıt tedarikçiliği pozisyonu sürmek. Aha. Destekliyor musunuz? Ben destekliyorum. Evet. Vallahi yani böyle midir? Şöyle yani siz destekliyorsunuz hocam. Siz bu soruya siz cevap verin. Yani bilemiyorum. Onun herhalde bir sürü şeyi vardır yani. Sırf bu yüzden mi saldırdı? Böyle bir şey mi tabii, oldu? Tabii. Ben şimdi bu Ukrayna evet. Savaşı'nda Amerika'nın Rusya'yla müttefik olduğuna inanıyorum. Belirli konularda ittifak yaptıklarına inanıyorum. Ve ikisinin de özleminin tekrar Soğuk Savaş dönemine dönmek olduğuna. Çünkü çok keyifleri iyiydi o dönemde. Dünyayı ikiye bölmüşlerdi. Ne güzel Soğuk Savaş'ta birisi birini birbirini idare ediyordu. Ve ikisi de fosil yakıtlarda dünya lideri biliyorsunuz. Fosil petrol ve kömürde birisi unkonvansiyonel, biri konvansiyonel petrol ve gazın lideri. Dolayısıyla bundan hemen vazgeçmek istemezler tabii. Dolayısıyla sürdürmeyi mutlaka arzu edeceklerdir diye düşünürüm. Evet. Serhat Ulu da. Serhat bir sesini duyalım ya. Bak o da Kıbrıslı bir arkadaşım. Tanıyor musun sen Serhat Bey? Yok tanımıyorum. Serhat Bey o duyuyor musunuz? Merhaba hocam duyuyorum. Ya Kıbrıslısın. Emel Hanım da Kıbrıslı bak beraber. Evet. Sesini bir duyalım. Nasıl keyifleriniz iyi mi? İyiyiz iyiyiz. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Keyifli izliyoruz. Uzun zamandır görüşemedik. Evet evet. Buyurun sorunuzu sesli sorun. Ben aslında şunu merak ediyorum. Enerji piyasalarında Brexit'ten sonra bir enerji ticaretinin merkezinde bir kayma gerçekleşti ve NBP'nin derinliğinde bir azalma olduğu raporları var. Diğer taraftan TTF'de derinliğin arttığına dair raporları var. Bunları dikkate aldığımızda bir enerjideki bu kaymayı bir gösterge olarak almalı mıyız? Ticaretin merkezinin Birleşik Krallık'tan anakara Avrupa'ya kaymasıyla ilgili olarak ve diğer taraftan da birçok finans kuruluşunun Birleşik Krallık'tan Frankfurt'a veya Paris'e kaydığını duyuyoruz, görüyoruz. Bunları dikkate aldığımızda siz oradan bakışınızla oradaki olayları daha yakından takip ederek İngiltere'nin şu anda aslında Brexit'ten sonra aslında belki de elindeki en büyük gücü finans merkezi olması. Burada bir değişim olmasını bekliyor musunuz gelecekte? Benim merak ettiğim bu. Evet, teşekkür Londra ediyorum. Finans kapital özelliğini, evet, merkez olma özelliğini yitirecek mi? Avrupa'ya kayacak mı? Evet, ben çok bu konularda uzman değilim. Ben sadece dediğim gibi Guardian okuyucusuyum. onun için bir de tabii bu BBC'den falan bazı şeyleri izliyordum. Hani bu en çok konuşulan konuydu. İşte biz o finans dünyasındaki liderliği kaybedecek, işte her şey şirketler gidecek, o gidecek, bu gidecek falan. Son ben verileri görmedim. Eminim siz daha bilgilisiniz. Hani burada da söylediğiniz gibi. Oradan kayar mı Frankfurt, Paris herhalde mümkündür.
Yani bu konularda şunu düşünmek lazım diye düşünüyorum. Hani bunun getirisi götürüsü, yani bu nasıl bir etki edecek şeye? Hani bir finans sektörünün kayması, başka yere gitmesi bir ülkeyi nasıl etkiler? O başka şeyleri geliştirebilir mi? Başka yerlerde liderlik edebilir mi? İlla mesela bir gelişim. Ben mesela şu soruları soruyorum. Yani illa bir gelişim veya liderlik finans üzerinden mi yürür? Yani oranın bir finans merkezi mi olması lazım? Değil mi? Bir dünya bir şekilde bir liderliğe götürmesi için veya güçlü bir ülke olması için. Yani önemli unsurlardan birisi finans merkezi olması. Önemli unsurlardan biri ama yani hani değişen bir şey var. Dün mesela ben Carnegie Europe'dan bir araştırmacıyı davet ettim konuşmak için. Bu işte yapay zekayı konuşuyoruz örneğin. Yapay zeka ile ilgili yeni sektörler, yeni şeyler. Yani dünyada farklı şeylere doğru evriliyor, gelişiyor. Bu finans sektörü diyoruz, şey diyoruz, bu kadar binalar diyoruz değil mi? Hani bunlar ne kadar önemli olacak ileride? Yani mesela İngiltere, ben gelmeden önce şeyi görmüştüm. İşte robotları kullanıyor artık mesela İngiltere ordusunda. Robotlar oradan oraya atlıyor, bir şeyler yapıyor. Yani çok ilgimi çekti mesela artık. Ondan sonra bu yapay zekaya dönüşte. Onun mesela şeyi oluşturulabilir belki. Hani bir sektör gidiyor ama yeni sektörler, yeni şeyler de çıkıyor. Onun için olabilir tabii ki. Bu tür şey bir şey olabilir ama ben onların belki farklı sektörler, farklı şeyler yerine alacaktır diye de düşünüyorum. Ben o kapasiteyi görüyorum yani Britanya'da. Ama finans sektörü hiçbir zaman yok olmaz değil mi? Her şey finansmanla olduğuna göre. Yani evet, ama mesela işte doğru, yok olmaz ama dönüşebilir. Farklı bir şey olabilir. Yani o finans sektörünün oraya kayması, belki artık hani coğrafi bir şeyden bahsediyoruz ya burada. İşte metaverse diyoruz, bilmem ne diyoruz. Yani ne kadar önemli Londra'dan onun şeye kayması. İşte Bitcoin falan gibi şeyler mesela çıkarsa evet. Ne olacak? Ha, ne olacak? Mi? Şimdi yani biz sınır olarak konuşuyoruz. Aman Londra'dan oraya kay falan. Tabii ki önemlidir şu an için ama hani bundan bir 30 sene sonra bunlar ne kadar önemli olacak ki bir coğrafi sınır? Her şey belki dijital olarak olacağı için zaten, öyle değil mi? Diye düşünüyorum ama yani şu an mesela onun şeylerini görüyoruz yani hala. Ne kadar mesela işte insanlar çalışmayacak diye bilmem, zaten Covid'den dolayı biliyorsunuz şey değişti tamamen, çalışma pratikleri değişti. Şimdi diyoruz ya üniversiteler mesela, hani fabrikalar artık kullanılmıyor, ileride belki bir 10 sene sonra bu AVM'ler boş merkezi olacak, 10-20 sene sonra üniversite binaları ihtiyaç olacak mı acaba yani üniversite binalarına? Biraz önce konuşmamızda söylüyordum. Birçok fabrika boş İngiltere'de diye. Niye öyle bomboş fabrikalar duruyor? Bütün Avrupa'da öyle. Yani post-endüstriyalizm bu. Yani endüstri sonrası yaşam. Artık o fabrikalar modernitenin sembolüydü. Bu finans şeyleri de işte bu postmodernitenin sembolü. Öyle değil mi? Fabrikaya artık ihtiyacı yok. Yani öyle bir üretim yapılmıyor ki. Öyle bir üretim üzerinden ekonomiler dönmediği için fabrikalar artık ya sergi merkezlerine dönüştü, ya tiyatro merkezi, ya üniversite oldular, değil mi? O tür şeyler. Ya da evet. Son yerlerde COVID aşısı için aşı merkezleri oldu. Oraya gidiyorduk yani. İleride de dediğim gibi onu düşündüm. Ben hep böyle şey, biraz fütüristik bir şeyim vardır. Böyle bir şey gördüğümde hani ileride ne olabilir? Benim aklıma hep AVM'ler geliyor. AVM'ler tamamen abandoned space olacak bence. Gerçekten bu kadar yapılan tamamen abandoned space, onları ne hale getireceğiz onu bilmiyorum. Vallahi sonra, Avrupa'da öyle Emel, ben Türkiye'deki kadar AVM ne Londra'da gördüm, ne Berlin'de gördüm, ne Paris'te gördüm, değil mi? İşte bu, biz arkadan takip ediyoruz ya yani o şey, evet. Ama bir süre sonra bu şey de kalkacak, bunun yerine başka bir şey çıkacak yani falan. Bu kadar bina yapılması zaten hani farklı bir şey. Onun işte dediğim gibi birçok şey değişecek, bu işte yapay zeka dediğimiz mesela öyle bir şey var yani arkadan hızla gelen. Yani bir sürü pratikleri, bir sürü şeyleri değiştirecek. Birçok meslek yok olacak, bilgisayarlar çok daha değil mi? Tabii yani birçok yavaş yavaş başlıyor zaten. Hani diyorum ya, belki son şeyimiz olabilir yani. Bizim de derslere girip ders verme. Evet, artık biliyorsun. Tarih kitaplarında görecek insanlar. Derslere hoca giriyor. Kitap da kalmayacak ki biliyorsun. Her şey elektronik oluyor. Hard copy de bitti artık. Aynen. Hard copy olayı da bitti zaten. Her şey vallahi bitti. İnanılmaz bir dönüşüm içindeyiz.
Onun için zaten kalem kitap artık biliyorsunuz kalem defter getirmiyor öğrenciler dersine. Evet, evet, evet. Hiçbir şekilde görüyor musunuz hiç not aldıklarını, bir şey yaptıklarını? Hiç gelmiyor. Her şeylere not alınıyor değil mi? O kalktı artık mesela. Kalem ihtiyacı bence kalktı. Enteresan bir dönüşüm aslında. Gerçekten öyle. Emel'ciğim bir saati devirdik. Evet. Son bir soru sormak, görüş bildirmek isteyen var mı diye soralım. Hocam, yok ise. Buyur canım. Buyur Erkan. Şimdi şeyi merak ediyorum. Hani siz Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde İngiltere, Amerika çok kışkırtıcı söylemleri vardı. Herkes yani bunlar manyaklar mı? Resmen gel işgal et burayı gibi Rusya'yı kışkırtıyorlar diyorlardı. Volkan Hoca bunu Amerika ile Rusya'nın aslında soğuk savaşı özlemi olarak yorumladı ama İngiltere hani soğuk savaş dönemindeyken Amerika ve Rusya'nın petrolü vardı, doğalgazı vardı. İngiltere'nin bildiğim kadarıyla sadece kömürü var. Evet. İngiltere'nin peki bu kışkırtma söyleminde çıkarı ne olabilir? Çünkü çok hani Amerika'nın şemsiyesi altında olup da Amerika'yı desteklemek için yapacak bir ülke gibi gelmiyor bana bu. Bir de ikinci bir sorum aslında bu da sanayi devrimiyle beraber odundan kömüre ilk enerji geçişini yapan ülke İngiltere. Evet. Sonrasında da Birinci Dünya Savaşı sırasında kömürden petrole geçen ülke. Ama ikisinde de Pax Britannica dönemindeydi. Evet. Şu an bambaşka bir dönemdeyiz. Hatta Pax Americana'nın bile sonuna geldik mi diye konuşuyoruz. Evet. Ve yine böyle büyük bir kriz varken dünyada İngiltere yeni bir enerji dönüşümü önce olabilir mi? Bunu yapabilir mi? Yani bu güzel bir soru. Tabii ben biraz belki farklı şey konuştum. Hani orada gördüğüm şeyden değil mi? Öncülük yapabilir mi, yapamaz mı? Şimdi doğrusunu isterseniz bu işin öncülüğünü Çin yapıyor. Hı-hı. Yani yeşil dönüşümün şeyi Avrupa değil şu an yani esas. Yani yaptığı yatırımlarla elektrik, daha benim mesela yeni oradaki doktor öğrencimin yaptığına göre yani İngiltere'nin, Çin'in yaptığı işte elektrikli değil mi? Arabalar üzerine, o endüstri üzerine harcadığı yatırımlar falan filan. Bunun hiçbirisi Avrupa'da yok şu an. Şekilde. Yok. Veya yaptığı işte güneş enerjisi, yenilenebilir enerjiyle ilgili yaptığı yatırımları kim yapıyor? Yani bunun öncülüğü orada. Şu da var tabii ki. Şimdi biz tabii biz Avrupa'nın periferisinde olan bir ülkeyiz. Onun için biz de referans noktamızı orası olarak alıyoruz, oraya bakıyoruz falan ama yani Avrupa'da, Amerika'da, Batı'da bu işin lokomotifliğini bir sürü yeniliklerde, yenilikçi bir takım pratiklerde, enerji dönüşümü şeyinde de olsun. O lokomotif görevini kaybediyor olabilir yani şu an. Ama biz tabii ki biz oraya yakın, coğrafi olarak da oraya yakınız. Tarihsel olarak da referans yok. Oraya bakıyoruz yani. Herkes biraz üst tarafına bakar ya hani. Yani üstte ne oluyor? Kuzey şeyine bakar. Evet. Olsun da dönüp de arkasına çok bakmaz ya hani gibi. O tür şeyler biz oraya bakıyoruz ama doğru bu iş yani onlar lider olmayabilir. İngiltere de bu işi çoktan kaybetmiş olabilir. Ha bu neden Rusya'yı kışkırttı konusuna? Ya işte dediğim gibi yani gerçekten kışkırttı mı bilemiyorum ama bir gerginlik vardı. Ben hani kışkırtma olarak onu pek tasvir edemeyeceğim ama aralarında zaten bir gerginlik vardı. O da herhalde ben öyle diye düşünüyorum. Yani Rusya, İngiltere yani Amerika'nın Avrupa'daki tam bir gölgesi olarak görüyor. Oradan belki o belki de Rusya orayı öyle kışkırtıyor. Yani iki arada bir derede kalıyor da denilebilir. Şeyi bilemeyeceğim yani onu İngiltere'nin esasında şeyi nedir? Bu alanda böyle arka plandaki ne denir? Üst akıl mı deniliyor ona? Hani bir derin devlet var, bir üst akıl var. Yani onları çok da fazla doğrusunu isterseniz yani bilemiyorum yani. Neler oluyor, neler dönüyor arka şeylerde, planlarda. Ülkelerin yani gerçekten böyle bir şeyleri var, mekanizmaları var. Önceden belirledikleri. Yoksa bazen şeyler de olabiliyor. Yani o şekilde oluyor işler. Sonra devamı öyle geliyor. Hani çok böyle planlanmış şeyler mi bunlar? Onu da çok emin değilim açıkçası. Polisler söyleyecektir tabii onu daha iyi bileceklerdir. Efendim son bir soruyu da Cemal Bey'den okuyalım. Hocam İngiltere'deki yeşil işlerden örnek verebilir misiniz? Evet, yeşil istihdam alanlarındaki gelişimler nasıl? Ben mesela bunlar hakkında böyle şey yapıyordum. Son 2-3 senede bayağı görmeye başladım. İşte mesela bu yeşil alanlara yatırımlarınız bankalardan o tür şeyler çıkmaya başladı. İşte yeşil yatırım yapın, yeşil investment, yeşil bilmem ne. Sonra genelde böyle şey kitapçısından tut, başka yerlere kadar işte bu dönüşüm, geri dönüşüme girmiş materyallerden bunları yarattık. Mesela o tür şeyler, bu tür şeyleri satın alın. Tüketim konuları, yani tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye dair bir takım şeyler var.
Biliyorsunuz bu vegan işte en fazla işte özellikle sergiler işte bu konuda çok açılıyor. Biraz veganlığa da özendiriliyor halk işte et yemenilmesi. Özellikle bu biliyorsunuz inekler de deniyor ya hani en fazla karbon salınımı yapan hayvanlar olarak ortaya çıktıkları için onu ben de kızımı götürmüştüm. Mesela çok büyük bir sergi olmuştu orada. Hani artık insanlar biliyorsun bir vegan sektör işte çok büyük bir vegan sektörü var İngiltere'de. Restorasyondan tutun hani bir süpermarketlere kadar bunlar hep işte yeşil istihdam sahası gibi ortaya çıkıyor. Onun dışında tabii ki işte çok bu yeşil strateji bu size söylediğim British strateji şeyine bakarsanız yani ne kadar yatırım yapıldığı, nerelerde istihdam yapıldığı, bunun ne kadar şey yapıldığı hepsi açıklanmış esasında detaylarıyla. Onları görebilirsin ama genel olarak hani orada yaşarken gördüm tabii ki elektrikli şey rüzgar, arabalar. Güneş santrallerindeki istihdamlar. Ama yani insanları da işte şeyin değişmesi. Mesela bisiklet kullanın. İşte bisiklet yolları açıyor. Ha bunlar zaten Avrupa'da olan şeylerdi yani esasında değil mi? Herkes ben de oradayken hem öğrenciyken Fransa'da hem İngiltere'de çalışırken her yere bisikletle gidiyordum. Arabayı sadece hafta sonları yani uzak bir yerlere giderken kullanıyordum. Onun da dediğim gibi zaten Avrupa'nın her yerinde de inanılmaz iyi bir tren sistemi var zaten. Her yere trenle gidebilirsiniz. O da var. Onun için yani daha ne kadar değiştirecekler bilmiyorum tabii ki hani pratiklerini. Onlar çok bu konularda çok daha ileriler. Evet. Evet. Emel'cim çok teşekkür ederiz. Vallahi 1 saat 15 dakika oldu. Evet. Zaman nasıl geçti anlamadık. Ben bir duyuru yapmam gerekli. Ondan sonra son sözü söylemek üzere mikrofonu sana vereceğim. Efendim bugün Enerji Forumu'nun 5.sini yaptık. Bundan sonra 15 gün sonra bugün 6.sını yapacağız. Bu sefer enerji krizi ve Amerika'yı konuşacağız. Konuşmacımız da Kadir Has Üniversitesi'nde bizim misafir araştırmacı olarak bulunan Georgetown Üniversitesi'nden mezun Doktor John Bowles. Kendisi hem bir Türk'le evli eniştemiz hem de yarım yamalak Türkçe konuşuyor. Böyle biraz Türkçe, biraz İngilizce ben tercüme edeceğim. Güzel bir sohbet geçireceğiz. Bu sefer bu dünyadaki enerji krizinin Amerikan ayağını birlikte tartışacağız. Hepinizi bekleriz. Sevgili Emel çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Evet. İzleyicilerden ve sorulardan da belliydi bu. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar birlikte olmak üzere mikrofonu tamam. Sana veriyorum. Son sözü söylemek üzere. Buyur. Son söz, yani çok teşekkür ederim. Çok ilginç bir konu. Benim de bütün anılarım canlandı diyeyim o konuda. Ben esasında da yeşil dönüşüm üzerine daha çok Akdeniz'de uğraşıyorum. Akdeniz ülkeleriyle. Onun için de zaten burada tekrar Türkiye'ye geldim. Biliyorsunuz geçen sene de işte Yunanistan, Kıbrıs, İsrail, Mısır bu buradaki şeylerle uğraşıyorum. Ama onun için belki İngiltere'den birazcık uzak kaldım. Çok uzman olarak konuşamadım ama orada yaşamış biri olarak da umarım tecrübelerim de yani paylaşmış oldum. Umarım bir yararlı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. İyi akşamlar diliyorum herkese. Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.